Herkese merhaba, iyi dinlenişler diliyorum. Bugün size altının tarihini, başlangıcını, nasıl çıktığını, nerelerde çok bulunduğunu anlatacağım. İlk olarak altının simgesiyle başlıyorum. Altının simgesi AU'dur. Latince'de aurum anlamında kullanılıyor. AU simgesi oradan geliyor kimyada kullanılan. Latince'de bunun anlamı ışıldayan, parlayan, parlak olan demektir. Gördüğünüz gibi altın ışıl ışıl parlıyor. Altın asitlere karşı dirençlidir. Mesela bileziği kolunuza takarsanız, domestoslu bir bulaşık yıkarsanız altın küflenmez, paslanmaz, sirke değdiği zaman bozulmaz, üzerinize parfüm sıktığınız zaman diğer platin veya gümüş gibi kararma yapmaz. O yüzden altın takı olarak çok kullanışlı bir takıdır. Zaten geçmişte de eğer müzeleri falan gezme merakınız varsa milattan önce 2000, 3000, 5000'in önce kadınların altını küpe olarak kulaklarına taktığını falan görürsünüz. Altın çoğunlukla ırmak yataklarında, dere yataklarında bulunur ve dağlarda da kaya halinde, taş halinde bulunur. Hatta altın madenleri vardır. Böyle dağı oya 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 yuvarlak bir küp haline getirirler. Çok büyük makineler çalışır vesaire. Altın asla kararmaz, paslanmaz, üzeri donuklaşmaz. Eğer böyle bir altınınız veya bir bileziğe sahipseniz büyük bir ihtimal kandırılmışsınızdır demektir. Bir en yakın zarfa götürüp gerçekliğini kontrol edin çünkü altın kararma yapmıyor asla. Dünyadaki ilk altın para Lidyalılar zamanında basıldı. Lidya kralı Krezos altını para olarak kullanılan ilk liderdir. Böylece dünyanın seyrini büyük bir ölçüde değiştirdi. Paradan önce takas sistemiyle sana ben bir çuval un verdim, buğday verdim, karşılığında bir koyun aldım gibi takas sistemiyle devam eden bir ekonomi sistemi vardı. Ama Lidya Kralı bunu tamamen değiştirdi. Hatta 2 gün önce Uşak Müzesi'ndeydim. Lidya Kralı'nın o dönem bastırdığı paraları görme şansım oldu. Cici parmağım kadar büyüklükte paralar. Kendi imgesi bulunuyor üzerinde. Çok küçük. Bunu basıp para olarak halkına dağıtmış. Halka da o dönem parayı bulan herhalde ilk insanlar olduğu için oldukça ferah ve zenginlik içinde yaşamışlar. Neyden bahsetsek başka? Parayı bularak veya bunu basmaya akıl ederek dünyada yeni bir dönem açtı. Şu anda hayatımızda her şey parayla biliyorsunuz. Hatta parayla Kanada havası satan insanlar bile var. İlginç, onu bile alıyorlar yani insanlar. Türkiye'de de tabii ki altın madenlerimiz ve yataklarımız var. Bunların bulunduğu bölgeler Antakya, Mersin, İzmir civarı, Balıkesir, Kütahya, Bursa ve çevresinde altın madenleri veya altın dere yatakları vardır. Bizim ülkemiz de oldukça zengin. Bu arada taşı toprağı altın derler ya, hakikaten de. Çünkü dünyanın her yerinde böyle altın çıkan çok fazla ülke yok. Tarih boyunca bir düşünün bakalım. Sizce topraktan dünyada ne kadar altın çıkmış olabilir? Yapılan bir araştırmaya göre tarih boyunca 161 bin ton altın çıkmış. Yani şu bilezikler, elimde tuttuğum bu bilezikten 161 ton çıkmış. Geçmişten günümüze kadar devletlerin kendine garanti altına almak için Merkez Bankası tuttuğu külçe altınlardan, düğünlerimizde gram gram takılan bilezikleri, çeyrek altınlarımıza varana kadar hepsinin toplamı 161 ton. 161 ton deyince böyle aklınıza bir hayal edin. Mesela ne kadar büyüklükte olabilir? Çok büyük bir dağ aklınıza geliyor, öyle değil mi böyle? Devasa işte 5 blok apartman büyüklüğünde altın, o ne kadar çok altın var dünyada falan diye aklınıza geliyordur ama dünyada çıkan 161 ton altının dünyada kapladığı alan sadece 2 olimpik havuz büyüklüğünde, 2 dikdörtgen olimpik bir havuz büyüklüğünde dünyada çıkan bütün altınları onun içine rahatça doldurabiliyormuşuz. Çok ilginç yani, hani gittiğimiz her yerde, düğünlerde milletin kolunda altın görüyoruz vesaire, o ne kadar çok altın var diyoruz ama bunları eritip de böyle birer külçe veya onun gibi bir taş haline getirdiğimizde 161 ton ediyormuş ve o da 2 havuz büyüklüğünde oluyormuş. Güzel bilgi, ben çok hoşuma gitti ya bunu öğrenmek. Sonra altın nerelerde kullanılıyor? Sadece takı, küpe, bilezik, kolyede mi? Hayır. Geçmiş dönemlerde tabak, çanak, kepçe yapımı, vazo yapımı, zengin insanlar böyle şeylerde de kullanmışlar. Ama günümüzde bilgisayar işlemcileri de altınla yapılıyor. İşlemcinin daha hızlı hareket edebilmesi için altına ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü gümüş ve bakırdan en önce altın çok çabuk iletkendir. Bu iletkenliği sayesinde de elektronik malzemelerde kullanılıyor. Hatta eğer bir eski bir bilgisayarınız varsa onu geri dönüşüme
götürün. Çöpe atmayın. Çünkü böyle içinde yarım gram, bir gram altın olan bir şeyi çöpe atmış olursunuz. Bunlar değerli, kıymetli şeyler. Bir külçe altın, yani bir kilo altın. Mesela bir kilo kabak alırız. Kabak 4-5 tane eder. Hacmi bu kadardır. Büyük bir şekildedir. Ama bir kilo altınla bir kabak tabii ki aynı ağırlıkta, fakat aynı şekilde yer kaplamıyor. Bir kilo altın sadece bu avucumdan gösterdiği minik bir şey. Bir kilo altın alıyor. İlginç. Dünyada en fazla altın rezervine sahip ülkeler Avustralya, Rusya, Güney Amerika. Güney Amerika deyince herkes diyor ki Amerika çok fakir, açlıktan kırılıyorlar. Nasıl yani ondan bu kadar çok altın var vesaire. Afrika'da sadece belirli ülkelerde açlık ve yokluk var. Her yerde değil. Güney Amerika, Ümit Burnu dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi. Çünkü orada liman vardı ve bütün gemiler oraya uğruyordu. Dünyanın 3. altın rezervine sahip en büyük ülkesi Güney Amerika'dır. Ayrıca Elon Musk'ın doğum yeri de Güney Amerika'dır. Güney Amerikalı bir babadan olmadır kendisi. Zeki Aslan'ı tebrik ediyorum kendisinde, yani çok çılgın projeleri var. Diğer iki ülkemiz ise Amerika ve Endonezya'dır. Bu 5 ülkenin arasında altın paylaşılıyor. Benim hep aklıma dünyanın en büyük altın rezervi falan değildi. Suudi Arabistan falan gelmişti ama Araplar demek ki o kadar çok altına düşkün bir ülke değillermiş yani. Hani sadece petrol depolamışlar ama altın o kadar depolamamışlar. Bugün ayın 4'ü, 4 Ağustos. Bugün altın yaklaşık 460 lira falan oldu. Ben dün altın almak için zarrafa indi. 2 gram altın satacak altın yoktu zarrafta. Sadece işlenmiş bilezik vesaire vardı. Bunun nedeni koronavirüs. Bir hayatımızda birçok şeyin nedeninin olduğu gibi bunun nedeni de koronavirüs. Çünkü virüsün olması, insanların ölmesi, çoğu insanın işsiz kalması Amerika olduğu gibi bizim ülkemizde etkiledi. Amerika dolar giderek düşmeye başladı. Çünkü artık yatırımcılar, o Amerika'da çok insan oluyor, bir türlü virüs kontrol altına alamadılar, Trump'ın farklı davranışları vesaire derken, artık yatırımcı dolar veya euro almak yerine altın aldığı için, çünkü dünyada değeri hiçbir zaman düşmeyen en güvenilir yatırım aracı altın olduğu için altına yöneliyor. Herkes altın almak isteyince tabii o şeyin değeri artıyor. Mesela herkes şahin araba almak isteseydi şahin arabalarının değeri artardı. Çünkü buna ekonomide arz talep meselesi denir. Umarım Amerikan doları veya Çin yuanı gerekli değeri alır da insanlar altından biraz olsun uzaklaşırlar. Biz de bu güzel parlak şeyleri rahat rahat alıp kolumuza takma imkanı bulabiliriz. Aklıma geldikçe, canım istedikçe ben böyle ara ara videolar çekeceğim. Bulaşık yıkarken veya bir yere yolculuk yaparken canı sıkılacağına böyle küçük küçük kısa kısa videolarımı açıp izleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyleri buna araştıran anlatın diyebilirsiniz. Size gezdiğim yerleri, müzeleri, kelime kökenlerini, arada okuduğum kitaplardan incileri paylaşacağız. Ve bu size anlattığım bilgileri etrafta arkadaşlarınızla paylaşıp daha havalı görünebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Şu altınımı da kaybetmeden ben hemen bileğime takayım. Çok kıymetli çünkü. Hoşça kalın, güle güle.